One of those big trade fairs held in Frankfurt is Euromold, which shows machines for making prototypes of products, the tools needed to put those things into production, and all manner of other manufacturing kit. One of those big trade fairs held in Frankfurt is Euromold. Frankfurt'ta held edilen bu büyük ticaret fuarlarından bir tanesi. Fair held ile kullanılıyor. Gördüğünüz gibi hold fair, hold meeting. Toplantı yapma, burada da fuar yapma. Frankfurt'ta yapılan isimden sonra gelmiş verb ifadesi. Dolayısıyla yapılan edilen, burada da yapılan fuar. Ama hangi fuar? Büyük ticaret fuarı. Those dediği için şunlar bunlar. Ama arkasına çoğul geldiği için de bu büyük ticaret fuarlarından bir tanesi. Frankfurt'ta yapılan bu büyük ticaret fuarlarından bir tanesi Euromold. Önemli değil ama hemen yine de göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi kocaman bir fuar alanını getiriyor. Çok değişik. Bizim anlatacağımız konulardan bir tanesi bu. 3D konusu işte. Şuradaki mold birazdan gelecek arkadaşlar. Mold. Nedir? Baktınız mı molda? 3 anlamı var. 1. Çok güzel. Gördüğünüz gibi küf demek. İster sebze meyve ekmeğin üzerinde olsun, ister duvarda nemden dolayı olsun mold. Molding ifadesiyle birlikte kullanılırsa arkadaşlar şuradaki ne bunlar Türkçesi? Karton piyerler. Her türlü basit veyahut da karmaşık bunlara molding deniyor. Bir de molding machine diyeyim. Bakalım getirecek mi? Hem hayır hem evet. Evet, yine aynı köşe bentleri bilmem neleri getirdi. Mold arkadaşlar kalıp demek. Ve to mold kalıba sokmak, şekillendirmek demek. Aynı to shape gibidir. To form gibidir. Molding process dersem acaba bir şey getirir mi? Nasıl? Aynen. Sadece üretim için değil, bir metali plastik kalıba soktuğunuz gibi bir insanı da kalıba sokup şekillendirebilirsiniz. İşte görüyorsunuz şurada değişik kaynamış metaller vesaire vesaire. Evet. Çok 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 büyük bir şirketin genel müdürü olan bir arkadaşım vardı. Ondan yıllar önce belki bir 14-15 sene önce duyduğum bir şey aklıma yer etmiş. Gördüğünüz şeylerin neredeyse %70-80'i kalıptır diyordu. Hakikaten düşündüğünüz zaman her şey kalıptan çıkıyor. Ama her şey işte şu mouse'un bilgisayarın çerçevesinden tutun da aklınıza ne geliyorsa her şey hakikaten kalıp. Evet, devam ediyoruz. Demek ki Frankfurt'ta yapılan bu büyük ticaret fuarlarından bir tanesi Euromold. Ki bu fuar shows gösteriyor. Ne gösteriyor? Machines for making prototypes of products. Ürünlerin prototiplerini, prototipi herkes biliyor mu? Güzel. Prototiplerini yapmak için makineler gösteriyor. Gösteren fuar. Devam ediyor. The tools needed to put those things into production. Aletler. Hangi aletler? Yine arada which is which are düşmüş. İhtiyaç duyulan aletler. To put those things, bu şeyleri yani prototipleri into production, üretime koymak. Put, koymak için gerekli olan aletler. Yani siz bir prototip geliştirdiniz ama bunun mass production, kitle üretim yapıp da piyasaya sürmeseniz anlamı yok. Dolayısıyla those things dediği burada bu prototipleri üretime koymak, sokmak için gerekli olan aletleri yine gösteren fuar. And all manner of other manufacturing kit. All manner of diyorsa her türden, her çeşitten demek. Şuradaki manner tarz, tutum, davranış anlamına geliyor. Değişik başka kullanımları da var. All manner of, her türden, her çeşitten başka üretim kitleri. Üretim kiti ne demek? Şuradaki kit nasıl? Herhangi bir şey için gerekli olan her şey. Çok çok basit bir 2-3 tane şeyin bir araya geldiği bir şey de olabilir. Araç kiti deniyor. Aynen. Trafik kiti diyelim mesela.
Niye K ile yazdım ben bunu? Nasıl? Hah, aynen öyle. Eliza kiti falan. Bakın işte şurada araç içerisinde gerekli olan her şey var. Evet. 3-5 şey işte bir araya gelip olabilir. Kit hepsi birden. Herhangi bir şeyi gerçekleştirmek için bu 2-3-5 de olabilir. Yüzlerce de olabilir. Mesela evet sağlık kiti diye geçer. Grooming ne demek arkadaşlar? Groom iki anlamı var. Birincisi damat demek. Bride and groom. Bir de damatı adama benzetmek için ne yapmanız lazım? Tıraş edip vesaire yapmanız lazım. Ona da groom deniyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir şeyin bakımını, görümünü yapmak groom'dur. Mesela kedinizi, köpeğinize groom yaparsanız tararsınız, yıkarsınız, tırnağını kesersiniz bilmem ne. Kendinizi groom ederseniz saçınızı, sakalınızı kesersiniz. İşte hanımlar cildini temizler bilmem ne. Groom. İşte bakın şu bir groom kit. Şu bir groom kit. Evet. Manufacturing kit dediği zaman da herhangi bir şey üretmek için gerekli olan her şey. İşte gördüğünüz gibi. Vesaire vesaire. Devam. Her türden başka üretim kitlerini gösteren bir fuar Euromold. Old school engineers work with lathes, drills, stamping presses and molding machines. Old school engineers, engineer, mühendis. To engineer fiili, öyle bir fiilimiz var. Herhangi bir şey üretmek, meydana getirmek, yapmak demek. Mesela bir projeyi engineer edebilirsiniz. Rakibinizi alaşağı etmek için bir plan engineer edebilirsiniz. Burada ise bildiğiniz mühendis. Old school ne peki? Eski okul ne demek? Eski tip, eski tarz, mühendisler. Eski kafalı bile diyebilirsiniz gerekirse. Acaba old school dediğim zaman gerçekten eski bir okul binası mı getirecek? Güzel. Bakın eski tip tattoo demiş. Neden öyle bir şey getirdi bilmiyorum. Hep de onu getirdi. Mesela old school gamer diyor. Atari değil mi? İlk ciddi anlamda bilgisayar onu Atari. Eski tarz, eski tip. Mühendisler worked with lathe, drill, stamping press and molding machines. Şunlarla, şu seçili olan şeylerle çalışırlardı. Bu çalıştılar, yanlış değil. Ama eski tip mühendisler hep bunu yaparlardı anlamında. Geçmiş zaman hikayesi mi ne deniyor buna? Lathe, bu kelimelerin hepsini öğrenmenize gerek yok. Sadece ne olduğuna bakın yeter arkadaşlar. Şu, Türkçesi ne bunun? Torna tesviye makinesi, bravo. Drill, az önce sormuştum, matkap. Stamping press, şuradaki press bildiğiniz baskı, basınç vesaire anlamına geliyor. Baskı makinesi. Stamp, normalde bildiğiniz pull demek. Pull aynı zamanda neyle yapılır? Mühür, damga demek. Stamping press de baskıyla, mühürlemeyle yani üstünden darbeyle yapılan stampa mesela, bravo. Hani böyle yukarıdan basınç uygulayarak pres makinesi deniyorsa olur ve molding machines, işte az önce anlatmaya çalıştığımız kalıp makineleri. Bunlar ile çalışırlardı. These still exist. Bunlar yani şu bahsettiği şeyler hala mevcut, hala var. Fakat Euromold exhibits no oil machinery tended by men in overalls. Euromold fuarı exhibits sergilemek. Exhibit müzelerde yapılan, hatta sokakta bile olabilir, sergi demek. To exhibit de sergilemek. Art exhibit diye en çok sanat sergisi. Biz tabii sanat sergisi diyor muyuz? Sergi değil mi öyle? Biz gösterir mi diyoruz daha ziyade? Sergi geçiyor ama değil mi bizde? Var var. Benim bildiğim sergi yere yayılır, üstüne sini konur. Evet. To exhibit sergilemek dediğimiz gibi. Exhibition. Bu asıl sergi arkadaşlar. Exhibition. Asıl sergi bu. To exhibit ise sergilemek. Bu makinelerin hala mevcut fakat Euromold fuarı exhibit no oil machinery.
hiçbir yağlı makine, orası burası yağlı olan bir makineyi sergilememekte. Yağlı makine ki, hatta machinery, makine parkı, makine, çok sayıda makineye machinery dersiniz. Sadece makine olsaydı machine diyecektik. Ama machinery diyorsa, 1, 3, 5, arka arkaya sıralanmış vesaire, bir şey, yine bir işi yapmak için gerekli olan bir sürü makineye machinery deniyor. Bir tek makine değil yani. Gördüğünüz gibi karma karışık bir sürü olay geçiyor bir şeyin olması için. Machinery bu arada soyut bir kavram olarak da kullanılabilir. Mesela elinize diken battı. Bunun beyne iletilmesi için aradaki reseptörlerden, sinir sisteminden, beyindeki algı mekanizmasına kadar hepsi bir machinery'dir. Hormon sistemi bir machinery'dir. Evet. Hiçbir yağlı makineler yok. Makineler ki tended by men in overalls. Overall'lar içerisindeki, burada men erkekler demiş ama insanlarca tend edilen hiçbir makine yok. Overall neydi? İki anlamı var. Birincisi toptan genel anlamda hepsi birlikte anlamlarına geliyor. Bir de yağlı makineden bahsediyor. İşçinin giydiği tulum, overall. O da bütün vücudu kaplıyor. O anlamda bir bütün olarak giyilen bir elbise. Her türlüsü overall. Bu pek overall değil, değil mi? Half all aslında. Evet. Evet. Overall'lar içerisindeki insanlarca tend edilen makineler. Tend to'yu biliyorsunuz siz. Bir şey eğiliminde, bir şey yapma eğiliminde olmak. Ama tend bir de yine bir hasta, bir bebek, bir hayvan olabilir. Burada olduğu gibi makine olabilir. Buna tend ediyorsanız look after demektir. Bakmak, ilgilenmek, ihtiyacını gidermek demek. O zaman tulumlar içerisindeki insanların bakımının, görümünü yaptığı, onların ilgilendiği hiçbir yağlı makineyi sergilemiyor bu fuar. Hall after hall is full of squeaky clean American, Asian and European machine tools, all highly automated. Hall after hall. Fuardan bahsediyor. Hall, ne olabilir? Koridor olabilir efendim. Veyahut da hani o acaba fair hall deyince ayrı bir şey olur mu? Evet, işte şunlar veya şunlara belki hall demiş. Koridor yanlış değil burada. Koridor arkasına koridor. Yani çok 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 sayıda koridor is full of, dolu, dop dolu, squeaky clean, clean temiz. To squeak diye fiilimiz var. Değil. Temizlikten bahsediyor. Elinizi veyahut da herhangi bir şeyi yıkadınız. Hiçbir kir kalmadı. Efendim hiçbir deterjan kalmadı. Ne olur? Ter temiz olur. Hatta eliniz böyle iyice temizlediğiniz zaman böyle suyunu sıkmak için yaptığınızda gıcır 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 değil mi? Ter temizlik sesi çıkar. Squeak aslında gıcırdamak demek. Veyahut da tiz bir şekilde ses çıkarmak demek. Hatta bu oyuncak ördekler falan vardır ya çocukların eğlenmesi için. Onun çıkardığı ses squeak'tir. Squeaky diyorsanız mesela kapının gıcırdamasıdır. Squeaky door derseniz kapının gıcırdamasıdır. Burada ise gıcırdayacak kadar temiz, gıcır gıcır, tertemiz Amerika, Asya ve Avrupalı makine araçları var. İle dop dolu ve bunların hepsi de highly automated. Highly oldukça çok miktarda yani bayağı hepsi yüksek oranda otomatik. Automated. Otomasyona geçilmiş. Otomasyona bağlanmış. Evet. Tertemizlik ifade ediyor gördüğünüz gibi. Ama gördüğünüz gibi gıcırdamadan geliyor. Squeak. Most of their operators, men and women, sit in front of computer screens. Nowhere will you find a hammer. Their dediği şu makineler, makinelerin işte araçları, cihazları, aletleri, bunların operatörlerinin çoğu, bu makinelerin, araçların operatörleri, operatörü anlatmaya gerek yok herhalde, çoğu, erkek veya kadın, çoğu sit in front of computer screens.
bilgisayar ekranlarının başında oturuyorlar. Nowhere will you find a hammer. Nowhere cümle başına geldiği için yer bildiren bir ifade ve olumsuz bir ifade. Şurayı devrik cümle yapmış. Yani hiçbir yerde bir çekiç bulamayacaksınız. Bulamazsınız.